Sevgili dostlar merhaba ben Rıdvan. Kanalıma ilk defa geliyorsanız eğer aşağıdan abone ol ve zil butonlarına tıklarsanız sevinirim. Hikayenizi göndermek için ekranda görülen iletişim adreslerinden lütfen ulaşın. Hikayeleri dinledikten sonra beğenmeyi, küçük bir yorum bırakmayı ve hatta paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalda ne kadar çok etkileşim olursa videolarım daha farklı kişilere gösterilir. Son olarak kanalıma maddi destek sağlamak isterseniz Aşağıdan teşekkürler butonunu kullanabilirsiniz. Şimdiden keyifli dinlemeler dilerim. Selamünaleyküm dostlarım. Ben Rıfat. Umarım adımı duyduğunuz zaman beni ve arkadaşlarım olan Erdem ve Fuat'ı hatırlıyorsunuzdur. Bizler de sizler gibi bu tür yaşanmış olayları çocukluktan beri dinlemekten keyif alan üç arkadaşız. Size en son topladığımız gerçek ve yaşanmış musallat hikayelerinden üçünü göndermiştik. Vesvese kanalı sağ olsun yine onları ilk fırsatta 3 musallat hikayesi başlığı altında yayınladı. Yazdığınız yorumlarınızı ve takdir dolu sözlerinizi okuduğumuzda inanın çok mutlu oluyoruz. Ben ve arkadaşlarımın bu güzel sözleriniz ve dönüşleriniz çok ama çok hoşuna gidiyor. Emeği geçen ve yorum yazan herkesin eline, yüreğine, gönlüne sağlık. Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun. Artık üçüncü deftere geçtim. Hatta bitirdim bile sayılır. Bu ara çok fazla hikaye topladık. Bugün size yine birkaç hikaye göndermek istiyorum. Bunlar çobanların yaşadığı hikayeler olacak. Geçenlerde dediğim gibi umarım bunları tek başlık altında toplayıp tek konu üzerinden size göndermem hoşunuza gidiyordur. Yorumlarda aksine bir yorum ya da farklı bir fikir görmediğim için bu yönde devam ediyorum. Eğer aklınıza bir fikir gelirse lütfen yazın ve biz de o yönde ilerlemeye çalışalım. Herkese iyi dinlemeler ve selamlar. Birinci hikayeyi sağ olsun bize kuzenim bulup getirdi. Çalıştığı iş yerinde gidip geldiği servis şoförü Zeki abisinden daha önce dinlediği bu hikayeyi bir daha anlatmasını rica edip onun izniyle ses kaydını almış. Şimdi size o ses kaydından dinlediğimiz olayları direkt onun ağzından anlatıyoruz. İlkokulu köyde okudum. O zamanlar okul zamanı okula gidiyor, yazları okul kapandığı zaman da babama yardım ediyor, hayvanlara çobanlık yapıyordum. Bizim köyün çok güzel bir yaylası vardır. Genelde hayvan otlatmaya oraya doğru çıkardık. O yaz babam çok hastalandı. Böbrek ağrısı çekiyor, tüm gün ve gece kıvranıyordu. Onun bu ağrılı günlerinde mecburen ben sürüyü de alıp otlatmaya tek başıma çıkardım. Yine böyle bir gün sürüyü alıp otlatı otlata yukarı doğru çıkmaya başladım. Çok fazla hayvanımız yoktu. O yüzden rahattım. Hele bir de yanımda öyle güçlü bir köpeğim vardı ki asla vahşi hayvanlardan korkmazdım. Hava biraz kapalı gibiydi ama yağmurun yağacağını pek tahmin etmiyordum. Yaylaya gelince hayvanı etrafa yayıp otlatmaya başladım. Bir ağacın altına oturup etrafa bakıyordum. "Bizim köpek var diye az biraz kestireyim." dedim ve gözlerimi kapattım. Burnuma düşen bir damla ile uyandım. Yaklaşık bir iki saat uyumuşum ve hava kapkara olmuştu. Öyle bir yağmur başladı ki yerimden fırlayıp hayvanları zar zor yayla evinin ahırına soktum. Ben de eve girdim ama bu kısacık sürede sırılsıklam olmuştum. Evde olan eski kıyafetlerden giydim ama sürekli geri nasıl döneceğim diye düşünüyordum. Dağ köylüler yaylaya çıkıp yerleşmediği için kimseler yoktu. Biraz bekleyip yağmur diner diye umuyordum. Ama hiç de öyle olmadı. Mecburen bu gece burada kalacaktım. Bir yandan korkuyordum. Bir yandan da içimde değişik bir heyecan vardı. İlk defa tek başıma burada kalacağım için kendi kendime heyecanlanıyordum. Acaba annemler beni merak eder miydi diye endişede ediyordum. Babam durumu anlayıp annemi sakinleştirir diye düşündüm. Heybede yiyecek az şey vardı. Mecbur sabaha kadar idare etmek zorundaydım. Köpeği kapının oraya yatırıp ona yiyecek bir şeyler verdim. Hava iyice kararınca hayvanları bir daha kontrol etmek için ağa indim. Hepsi iyiydi. Yukarı çıkıp kendime yatacak yer yaptım. Yağmur hala çok yağıyordu. Hazırladığım yatağa yatıp kendi kendime gülmeye başladım.'' Normalde bizimkilerle gelip kaldığım bu evde ilk defa kendim kalacağım için çok heyecanlıydım. Bunları düşünürken uyuyakalmışım. Gece bir ara bir ses duydum. Sanki dışarıda bir hayvan bağırıyordu. Bu keçi sesine benziyordu. Cama yaklaşıp dışarı baktığımda pek bir şey ya da kimseleri görmedim. Tam perdeyi kapatmış arkamı dönecektim ki o sesi bir daha duydum. İşin ilginç yanı bizim köpek hırlıyordu. Ona sakin dedim ve evin kapısını açıp balkona çıktım. Tüm yaylayı görüyordum. İşte o sesi bir daha duydum. İleriden bir yerden, karanlığın oradan bir keçi sesi geliyordu. Bu saatte buralarda keçi olmazdı. Olsa bile bu yağmurda mutlaka bir yere girerdi. İlerideki karanlığa bakınca birini fark ettim. Oraya doğru seslenip kim var orada dedim. Şişman bir adam vardı.'' Ama kim olduğunu pek seçemiyordum. Derken bir keçi o adamın yanına gelip durdu. İkisi de bana doğru bakıyor, keçi daha çok bağırıyordu. Şişman adam bana doğru yürümeye başladı. Ayağı topallıyor gibiydi. O bize doğru geldikçe köpeğim daha çok hırlamaya başladı. Evin karşısına gelince o kişinin celal emmi olduğunu gördüm. İyi de onun için birkaç sene önce yaylı yolundan gelirken uçurumdan düşüp öldü demişlerdi. Bu nasıl olurdu? Gerçi onun cenazesi köye gelmedi ama söylenti böyleydi. Ben de onu uzun süredir ne buralarda ne köyde görmüştüm. Ona bakıp Aleyküm dedim. Beni duyunca keçi sustu. Adam selamımı almadı ama bana biz yoldan geliyoruz Ali oğlu Zeki. Bizi içeri al diye bağırdı. Ben de ona Celal emmi sen misin diye bağırdım. Yağmurdan bir şey söylese duyamayacaktım. O kadar çok yağıyordu ki onları içeri almam lazımdı. Gel Celal emmi dedim. Eve yaklaştıkça kapının önünde yanan bizim bahçenin ışığından rahatsız olduğunu gördüm. Keçisi simsiyahtı ve hayvan onu ilk gördüğüm andan beri gözünü benden ayırmamıştı. Onlar yaklaşınca hırlayan köpeğim birden evin içine kaçtı. Ben arkasından ona bakarken... Geri dönüp Celal emmiye baktığımda yüzünde pis ve sinsi bir gülümseme vardı. Hala yürürken topallıyordu ve ben ayaklarına baktığım zaman donup kaldım. O kadar yağmur yağmasına rağmen kupkuruydu ve daha dikkatli bakınca korkudan titremeye başladım. Çünkü ayakları tersti. Benim bu durumu fark ettiğimi görünce kahkaha atmaya başladı. O an hızlıca eve girdim ve kapıyı kapattım odanın köşesine çöküp başımı ellerimin arasına alıp beklemeye başladım. Tahta merdivenlerden biri yavaş yavaş çıkıyordu. Ardında tıkır tıkır başka bir ses vardı. Sanırım bu da o kara keçiydi. Merdivenleri bitirip kapının önüne gelince yavaş ve ritimli bir şekilde kapıyı çalmaya başladı. Tık 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 diye arka arkaya vuruyordu. Sonra bana Ali oldu Zeki bizi içeri al diyor Ardından da çirkin bir şekilde gülüyordu. Hem ağlıyor hem titriyordum. Ona benden ne istiyorsun Celalem mi dedim. Bunu duyunca daha çok gülmeye başladı ve gel bizimle Zeki seni olduğum yere götüreyim. Orada bunun gibi çok keçi var. Hepsi de simsiyahlar. İstersen onlara çobanlık yapabilirsin dedi ve yine o çirkin şekilde gülmeye başladı. Dönüp baktığımda köpeğim de divanın altına girmiş, orada ince ince ses çıkarıyor, ağlıyor gibiydi. Köşeden kalkıp hemen onun yanına divanın altına girdim. Birden Celal emmi bana köpeğine iyi sarıl Zeki, birazdan onu senden alacağım ve kafasını kopartacağım dedi. Sanki dışarıda olmasına rağmen beni burada görebiliyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. O kadar çok korkuyordum ki sağlıklı düşünemiyordum.'' kendi kendime dua etmeye başladım. Allah'ım ne olur bana yardım et diyordum. Ben bunu söylediğim an dışarıdan bir gürültü koptu. İlk başta kapıyı kırmaya çalıştığını zannettim ama daha sonra kalın bir sesle bana sakın bir daha o ismi anma yoksa seni paramparça ederim dedi. Neden bilmiyorum. O an sanki elime bir silah almış gibi kendimi güvende hissettim ve onun sözü bittiği zaman sağlam bir eûz Besmele çekip Nas ve Felak surelerini okumaya başladım. Ben dua okumaya başlayınca dışarıdan daha çok ses gelmeye başladı. Sanki bir telaşları var gibiydi. Paldır küldür merdivenlerden kaçar gibi bir ses geldi. Bunu duyunca daha çok okumaya başladım. Biraz sonra sesler tamamen kesildi. Sadece yağmur sesini duyuyordum. O kadar çok korkuyordum ki ara vermeden dua okuyor, benim gibi korkan köpeğime sarılıyordum. Bazen kendime cesaret veriyor, biraz önce ondan kurtulduğumu düşünüp gülümsüyordum. Yaklaşık bir iki saat ara vermeden okudum. Artık gözlerime iyice uyku çöktü, dua okumayı bırakmaya başladım. Ve uykuya dalacağım esnada büyük bir sesle çatıya bir şey düştü. Ardından bir şey daha düştü. Sanki biri çatıya taşlar atıyordu. O sırada evin içinde yanan ışığım da kesildi. Bunları görünce hemen duaya devam ettim. Ben duaya başlayınca dışarıdan birinin çığlığını duydum. Acı çeker gibi bir sesti. O gece sabaha kadar defalarca dua okudum. Ara sıra ne olduğunu dinlemek için sustuğum an saldırıya geçiyor ve çatıya taş atıyor ya da kapıyı yumrukluyordu. Köpeğim ve ben o gece o divanın altında sabahı sabah ettik. Havanın aydınlanmasıyla odaya ışık girdi. Ben hala okuyordum. Ve köpeğim hala ağlar gibi ses çıkarıyordu. Işık iyice odaya girince köpeğim kafasını havaya kaldırdı ve birden divanın altından fırladı. Sokak kapısına patilerini sürtüyor, sanki kapıyı açmamı istiyordu. Ben duayı kesmeden kapıyı açtım. Köpeğim koşarak merdivenlerden indi ve arkasından baktığımda iki tane kurtla boğuştuğunu gördüm. Köpeğim fark etmese Kurtlar ahırın kapısına kadar gelmiş, içeri gireceklerdi. Köpeğim kurtlarla mücadele ederken ben gidip ahıra baktım. Çok şükür hayvanların hepsi iyiydi. Biraz sonra köpeğim o iki kurdu da kovalayıp kaçırdı. Hava iyice aydınlanmış, yağmur dinmişti. Tüm hayvanları toparlayıp yayla evini kapattım ve köye geri inmeye başladım. Yolda gece yaşadıklarımı düşünüyor, ne olur ne olmaz diye içimden dua okuyordum. Çok şükür sağ salim köye gelmiştim. Eve girince kapıyı çaldım. Annem açınca beni görüp boynuma sarıldı ve ağlamaya başladı. Arkasından duvarlara tutuna tutuna gelen babamı gördüm. Bana öyle güzel baktı ki sanki benimle gurur duyar gibiydi. Hayvanları ağıra kapatıp tüm olanları annem ve babama anlattım. Babam anneme git İmam Galip'i çağır gelsin dedi. Galip emmi gelince ona da tüm olanları anlattım. O da annem ve babam gibi beni dehşet içinde dinledi. Bana sen okuduğun dualar sayesinde büyük bir felaketten kurtulmuşsun kardeşim. Ona neden Celal emmi böyle şeyler yaptı diye sorunca tüm ciddiyetiyle bana o Celal emmin değildi kardeşim. O onun görünümünde bir cindi dedi. Bu neden benim aklıma gelmemişti? Kendi kendime bütün gece Celal suçladığım için pişmanlık duydum. Peki neden Celal suretindeydi dediğimde İmam Galip, demek ki gerçekten Celal emmin o kazada vefat etmiş. Çünkü senin o adamı tanıyabileceğini biliyordu ve onun suretinde sana yaklaşmaya çalışmıştı. Kim bilir belki seni alıp alemlerine götüreceklerdi. Belki de öldürüp kurban edeceklerdi dedi. Bana bir tane dua yapıp boynuma astı. Bunu sakın hiç çıkartma dedi. Ben günlerce kendime gelemedim. Babam iyi olunca yine beraber çobanlığa çıktık. Ama bir daha asla tek başıma bir yerde kalmadım diye bize anlattı. İşte Zeki abinin bize anlattığı hikayesi böyleydi. Şimdi size ikinci hikayeyi yazıyoruz. Bu hikayeyi ben ilk hikaye toplamaya başladığım zamanlarda bizim köyün yaşlılarından Haydar amcadan dinledim ve not aldım. Haydar amca yakınlarda vefat etti. Ona ve tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve hikayeyi onun ağzından anlatıyorum. Askerden geldikten sonra ileriki köyde bir ağanın kendine çoban aradığını duydum. Pılımı pırtımı toplayıp oraya gittim. Ağayla görüşüp o işi istediğimi söyledim. İlk başta ağa beni daha çok genç ve tecrübesiz görse de ona bir şekilde kendimi ispatladım. Yaklaşık 300-400 sayıda hayvan vardı. Benim yanıma Kahya'nın oğlu Memo'yu verdiler. Memo temiz bir çocuktu. İleride çok iyi bir çoban olacaktı. Bakışlarından sürünün neresinde sıkıntı olduğunu anlar, köpekleri oraya gönderirdi. Sürüyü alıp tepelere çıkıyorduk. Geceye kalmadan geliyor, işimizi şansa bırakmıyorduk. Bir gün ağa bana gelip, tepedeki köyde olan amcaoğlunun da sürüsünü bizim sürüye katıp, beraber otlatmamı istedi. İlk başta olmaz, zorlanırız falan desem de, bunun bir kerelik olduğunu, onların çobanının bir haftalığına memlekete gitmesi gerektiğini söyledi. Bir kerelik olduğu için tamam dedim ve kabul ettim. Ertesi sabah sürüyü alıp yola çıktık. Memo sağ olsun bana pek iş bırakmıyordu. Köpeklerle beraber sürüyü toparlıyordu. Ben çevreden gelebilecek tehlikelere karşı gözümü dört açmıştım. Sırtımda tüfeğim vardı. Ne olur ne olmaz diye sürekli onu yanımda taşırdım. Tepedeki köye gelince Ağanın amcaoğlu İbrahim abiye gittim. Onu bulup sürüsünü teslim aldım. Çok bir hayvan yoktu ama sonuçta onları da sürüye katmak zorunda kaldık. İbrahim abi sağ olsun bizi güzel ağırladı. Yedirdi içirdi. İşimiz burada bittikten sonra geri dönmeye başlayacaktık. İbrahim abi bize kendi köylerinin ardındaki büyük otlaklardan söz etti. Orada bir gece kalmamızı daha sonra aşağıya doğru inmemizi istedi.'' Ben ilk bu işe sıcak bakmadım. Ama oraları öyle güzel anlattı ki tamam dedik ve yola çıktık. Akşama kadar yol aldık. En sonunda bahsettiği o otlaklara gelmiştik. Hakikaten de anlattığı kadar vardı. Hayvanları o geniş alana yayıp kenarda kendimiz için bir çadır yaptık. Hava kararıp karanlık çökünce Memo'yu uyumaya gönderdim. Ben de köpekleri sağa sola yerleştirip vahşi hayvanlara karşı önlemimi almıştım. Aradan bir iki saat geçmişti. Bazı hayvan sesleri gelmeye başladı. Yerimden kalkıp tüfeğimi elime aldım ve yürümeye başladım. Ağaçların başladığı yerde bir hareketlenme gördüm. Oraya doğru yaklaştığımda bir grup domuzun bana baktığını fark ettim. Beni gördükleri halde hiç kımıldamıyor, öylece bana bakıyorlardı. Tüfeğimi yavaşça ateş edebileceğim bir pozisyona çekiyor, bir taraftan da bana ya da hayvanlara bir zarar verebilirler diye temkinli davranıyordum. İşin tuhaf yanı bu domuzları benim gibi köpekler de fark etmişti ama onlar geride duruyor ne havlıyor ne de hırlıyorlardı. Yavaş ve sakin adımlarla onlara doğru yürüyordum. Domuzlardan biri bana öyle bir baktı ki sanki bakışları ta içime işlemişti. Gerçeği söylemek gerekirse domuzun o bakışından ürktüm ve geri geri gitmeye başladım. Sanki onlar da benim bu geri çekiliş hareketimi fark etmiş gibi sakin ve yavaşça geri gittiler. Ben çadırın önüne gelip biraz önce beklediğim yere oturdum. Kalbim hala hızlı hızlı atıyordu. Biraz soluklanıp bekledikten sonra Memo uyandı. Ona olanlardan bahsetmedim. Bana "Hadi abi sen yat ben bekleyeyim. Daha sonra seni kaldırır ben yatarım." dedi. Tamam dedim ve çadıra girip yattım. İlk başta hemen uykuya dalamadım hala olanları düşünüyor. Daha önce birçok kez domuzla karşılaşmama, hatta vurmama rağmen neden o domuzun beni bu kadar korkuttuğunu düşünüyordum. İşte bunları düşünürken uykuya dalmışım. Garip ve tuhaf rüyalar görüyordum. Bizim köyün orada kullanılmayan bir samanlık vardı. Sahibi yıllar önce öldüğünden beri orayı kimse kullanmamıştı. Rüyamda orada elinde meşale olan bir adamın çıktığını o adamın elindeki meşaleyi köydeki tüm evlere değdirip alev aldığını gördüm. Çoluk çocuk herkes etrafta kaçışıyor, hayvanlar bağırıyordu. İşte tüm bu karmaşanın içinde ben de bir yerlere koşturuyor, evleri söndürmeye çalışıyordum. Derken bir anda bir tüfek sesine uyandım. Kalktığımda tüfeğim yanımda yoktu. Telaşla çadırdan çıktım ve etrafa baktım. Köpekler deli gibi havlıyordu. Yine oldukları yerde duruyor Ağaçların olduğu yere bakıyorlar ama o tarafa gitmiyorlardı. Memo biraz önce benim olduğum yerde ağaçlara doğru bakıyor, elinde benim tüfeğim vardı. Ona doğru koşup "Ne oldu Memo?" diye sordum. Biraz korkmuş gibiydi. Bana doğru döndüğünde tüfeğin namlusunu bana çevirmişti. Ani bir hareketle tüfeği havaya kaldırınca bir daha tetiğe basıp tüfeği ateşledi. Tüfeği elinden aldım ve ona sağlam bir tokat attım yere düşünce kafasını kaldırdı ve kendine gelir gibi oldu. Abi domuz, abi kocaman falan gibi şeyler söylüyordu. Koluna girip onu çadıra götürdüm. O an ağaçların içinden insan desen değil, hayvan desen değil. Tuhaf bir çığlık geldi. Kafamı çevirip oraya baktığımda bana bakan o domuzu gördüm. Karanlık bir köşeden bana bakıyordu. Memoyu alıp çadırın önüne oturttum. Su verdim ve kendine gelmesini bekledim. Biraz sonra anlatmaya başladı. Ben burada otururken ağaçların içinden bir ses, bir hışırtı duydum. Ne olduğunu anlamak için o tarafa gittim. Bir domuz sürüsünü o ağaçların içinden bana doğru bakarken gördüm. Çok korktum abi. Geri çadıra gelip senin tüfeğini aldım. Geri dönüp onları korkutmak istedim. Ama boşluğa sıktığım yerde onlardan bir tanesi vardı. Onun vurulduğunu görünce diğer domuzların gözleri kıpkırmızı oldu. Korkudan öylece kalmışım abi. Bu anlattıkları beni bile çok korkutmuştu. Sabaha kadar ikimiz de uyumadan orada oturduk. Ara ara baktığımda o domuzun ağaçların oradan bize baktığını gördüm. Ama Memo'ya bir şey belli etmedim. Hava aydınlanmaya yakın kaybolup gitti. Sabahın ilk ışıklarında Memo ile sürüyü otlaklara dağıttık. O gün Memo'ya fazla bir iş vermeden onu dinlendirdim. Hala gece yaşadıklarının tesirindeydi. O domuzu vurduğu yere baktık. Ama ne domuz vardı ne de ondan kalan kan izi ya da başka bir iz. Oraya gidip o geceyi orada geçirecektik. O gece Memo'ya nöbet tutturmadım. Ara sıra çadıra bakıyor, onu kontrol ediyordum. Bir ara rüyasında konuşup "Kara tavuk, kara tavuk" diyordu. Sabah karşı ileride karanlık bir kuytuda yine odomuzu gördüm. Öylece bana bakıyor, yine kımıldamıyordu. Yerimden hiç kalkmadan ona baktım. Neredeyse böyle gün ışığına kadar birbirimize baktık. Bir ara kaybolup gitti. Sabah Memo uyanıp yanıma oturdu. Ona nasıl olduğunu sordum. "Gece kabuslar gördüm abi." dedi. Ona "Kara tavuk ne?" diye sorunca bir an donup kaldı ve bana "Ne kara tavuğu abi?" Sen nereden biliyorsun bunu dedi. Gece rüyanda sayıklıyordun oğlum. Oradan biliyorum dedim. Abi ben küçükken nenemin bir kara tavuğu vardı. Çatıları damlara çıkar sağa sola atlardı. Yine böyle bir gün ağırın çatısında onu gördüm. Nenem onu aşağı indirmek için ona yakın yere taş atardı. Ben de öyle yapayım onu oradan indireyim diye bir taş fırlattım. Taş biraz büyüktü ve tam kafasından vurdum. Kara tavuk öylece yere düştü ve titreye titreye can verdi. Nenem bunu görünce bana çok kızdı. Ben o günden beri hala rüyalarımda o anı görüyor, onun o can verişini unutamıyorum abi dedi. O gün Memo'yla ile sürüyü toplayıp geri kendi yaylamıza geldik. Birkaç gece daha dolanıp durduk. Her gece o domuz karanlık bir yerden bize bakıp durdu. Gündüzleri ben uyudum, geceleri onu uyuttum. Bir haftanın sonunda İbrahim abinin hayvanlarını ona teslim ettik. Geri bizim yaylalara döndük. Bir sabah Memo çok hastalandı. Sürekli istifra ediyor, baygınlık geçiriyordu. Akşam üzerine doğru bizim oralardan başka köylere bir şeyler satmak için giden Selman abiyi gördüm. Ona Memo'yu verip eve götürmesini rica ettim. Sağ olsun bana yardımcı oldu ve eve gittiler. Birkaç gün Memosuz tek başıma kaldım. gündüzleri köpeklerin yardımıyla biraz kestiriyor Geceleri nöbet bekliyordum. Bu arada o domuzu artık görmüyordum. Bir gün öğlene doğru Selman abi geldi. Selam verip yanıma oturdu. Canı biraz sıkkın gibiydi. Hayır olsun abi bir şey mi oldu diye sordum. Bana başın sağ olsun Aydar'ım. Memo vefat etti dedi. Ben donup kalmış yutkunamıyordum. Ona ne diyorsun abi? Memo'ya ne oldu dedim. Ben o gün götürdükten sonra evde biraz toparlamış... Daha sonra bir gece beni Haydar abi çağırıyor. Gitmem lazım diyerek evden çıkmış. Ertesi gün köylüler onu, daha doğrusu parçalanmış cesedini ormanda bulmuşlar. Bizim oradaki avcılar bu işi domuzlar yapmış. Etrafta domuz izleri var dediler. Ben hala olanların gerçekliğinden şüphe duyup Selman abiye sorular soruyor, inanmaya çalışıyordum. Ne yazık ki duyduklarım gerçekti. Selman abi gittikten sonra sürüyü toparlayıp köye indim. Cenazeye katıldım. Memo'nun babası bana Gece pencerenin oraya senin geldiğini söyledi ve çıkıp gitti dedi. İyi de abi ben sürüyü bırakıp nasıl olur da onun penceresine gelirim dedim. Babası ne bileyim Haydar. Onu tutamadık. Koşup gitti dedi ve ağlayıp durdu. Köyün imamı benim yanıma gelip Bu işte bir tuhaflık var Haydar. Bu iş kafama yatmadı. Garibin gözleri pörtlek dili de dışarıdaydı. Sanki tövbe töbe çarpılmış gibiydi dediğinde ona olanları anlattım. İmamın yüzü bembeyaz olmuştu. Ben her şeyi anlattıktan sonra bana onu cinler almış Haydar. Büyük ihtimalle o onlardan birine o gece orada zarar vermiş. Cinler de intikam için senin kılığında onu almışlar demek ki dedi. Peki bana neden bir şey olmadı hocam? Neden o bana bütün gecelerde dik dik baktı ama zarar vermedi dedim. Hoca dua falan okudun mu? Besmele falan çektim mi de yanaşmadılar acaba dedi. Ben yok hocam. Sadece boynumda nenemin taktığı muskan var dedim. Hoca işte bu sebepten sana zarar vermediler Aydar. Muskan seni onlardan korumuş. Zaten onlar intikamını aldılar. Bundan sonra sana bulaşacaklarını tahmin etmiyorum. Sen yine de dilinden duayı eksik etme. Muskanı da çıkartma dedi. O günden sonra bir daha o domuzu görmedim. Ara sıra Memo'nun mezarını ziyaret edip ona dualar okudum. Bir anlık bir hata garibin hayatına mal olmuştu diyerek bize bu hikayeyi anlattı. Haydar amcanın hikayesi de böyleydi. Son hikayemiz olan Erdem'in bulduğu bir hikayeyi yazıyoruz. Erdem bu hikayeyi bir yakınları olan Canan abladan dinlemiş. Size onun ağzından dinlediğimiz bu hikayesini gönderiyoruz. Eşimle evlendiğimiz zaman babasının çiftliğine gelin gittim. Eşimin babasının çok büyük bir sürüsü vardı. Hali vakti yerinde bir adamdı. Her şey normal giderken bir gün hastalandı ve kısa süre içinde vefat etti. Eşim babasının işlerinin başına geçti. Çiftliği idare ediyor, hayvancılık ve çiftçilik yapıyordu. O yaz çobanlardan biri sürüyü idare ederken attan düştü ve ayağını kırdı. Birkaç zaman onun yerine birilerini bulduk. Ama gelenler ya hırsızlık yapıyor ya da becerisizliklerinden dolayı hayvanları kurda kaptırıyordu. Eşim bir çoban daha buldu. Ama onun da sürünün başına geçmesi 2-3 haftayı bulacaktı. Bu vakitte ben de sürüyle otlaklara çıkar tek kalan çobana yardım ederim dedi. Tek kalan çobanın adı Süleyman'dı. Pek konuşmayan, kimseyle işi olmayan sessiz bir adamdı. Eşim o adamla bir haftalığına yaylalara çıktı. Ben çiftlikte kalıp işleri idare ettim. Çiftlikteki çalışanlar sağ olsun bana yardımcı oluyor, bana hanım adiye takılıyorlardı. Bir haftanın sonunda eşim ve sürü geri geldiler. Ama Süleyman Efendi yoktu. Eşim çok kızgındı. Dün gece beni bırakıp gitti. Arkasından gittim ama bulamadım. Buraya mı geldi diye çiftliktekilere soruyordu. Ben de dahil kimse onu görmemişti. Birkaç gün böyle geçti. Bir gece hava çok sıcak olmuştu. Camı açıp biraz oda havalansın diye pencere kanadını kenara sabitliyordum ki karşı açlıkta Süleyman Efendi'yi gördüm. Bizim eve öyle dik dik bakıyordu. Bakışları beni o kadar ürküttü ki hemen eşime seslendim. Yanıma gelince ona Süleyman Efendi karşıdan buraya bakıyordu dedim. Eşim bir hışımla evden çıkıp onu gördüğüm yere gitti ama kimseler yoktu.'' Sağa sola bakındı ama bulamadı. Geri gelince bana emin misin rüya falan görmüş olma diye sorular sordu. Ama ben emindim. Birkaç gece sonra cama atılan bir taşla ikimiz de uyanmıştık. Eşim cama çıktığında karanlıkta etrafa kim o diye bağırıyordu. Ben arkasından aşağıya bakınca bu sefer başka bir taraftan Süleyman Efendi'yi gördüm. Eşime bak işte orada diye gösterdim. Bu kez de görememişti. Sesimizi duyan çalışanlardan biri camın altına gelip hayırdır abi diye eşime sorunca eşim şu ağaçlığın oralara bir baksana kimseler var mı dedi. Adam ne kadar baksa da kimseleri görememişti. Ertesi gün öğleden sonra çiftliğe jandarmalar geldi ve eşime Süleyman Efendi'nin cesedini bulduklarını söylediler. Ceset birkaç gündür ormandaymış. Onu vahşi hayvanlar bayağı parçalamış dedi. Biz eşimle birbirimize bakıp iyi de bu nasıl olur komutan o adam dün gece buradaydı. Hatta cama taş attı falan dedik. Komutan da bize pek inanmamış gibi emin misiniz başka biri olmasın. Hem o adamın sizinle ne husumeti vardı, camınızı taştı dedi. Biz bilmediğimizi söyledik ve eşim komutanla birlikte karakola gitti. Akşam geç vakitte eşim eve geldi ve jandarmanın ona pek inanmadığını sürekli bir şeyler bilip bilmediği konusunda sorular sorduğunu söyledi. Eşim onun için beni de yüzüstü bırakıp kaçtı. Hem ben nasıl olur da daha da o kadar hayvanı tek başına bırakıp o adamın peşinden giderim deyip durmuş. Birkaç gece bir şey olmadan geçti. Süleyman Efendisi'nin cenazesi kaldırıldı. Kimse ona ne olup bittiğini bilmiyordu. Neden eşimi bırakıp oradan kaçmıştı, nereye gitmişti kimse bilmiyordu. Bir gece eşimin yanımda olmadığını fark ettim. Biraz bekledim ama geri gelmedi.'' Camdan dışarı baktığımda onu ileride kapalı halde duran kuyunun kapağını açarken gördüm. Camı açıp arkasından ne kadar bağırsam da beni duymuyor gibiydi. Bağırışlarıma çalışanlardan biri çıkınca ona eşimi gösterdim. Son anda onu kuyuya düşmekten kurtardı. Onu geri yukarı getirdiklerinde pek kendinde değildi. Emanet, emanet deyip duruyordu. Çalışanlardan biri bu böyle olmayacak yenge ben imam efendiye haber vereceğim. Allah muhafaza abim çarpılmış gibi davranıyor dedi. Çaresiz onun bu teklifini kabul ettim. Ve o gittikten sonra beklemeye başladık. Biraz sonra imam efendi ile birlikte geldiler. İmam efendi eşime görünce bazı şeylerin tuhaflığını fark etti. Ve hemen dualar okumaya başladı. Az sonra eşim uykuya dalmıştı. Sabaha kadar imam efendi okudu biz okuduk. Sabahın ilk ışıklarında eşim kendine gelmişti. İmam efendi ona gece olanları sordu ve eşim gece Süleyman efendinin o kuyuya çağırdığını söyledi. İmam Süleyman efendinin o gece neden kaybolduğunu soruyordu ama eşim hiçbir şey bilmiyordu. Derken gündüz onun bir ara kaybolduğunu ardından ona bir kese verdiğini ve bunu emanet tut ben senden alacağım dediğini hatırladı. İmam efendi o keseyi istediğinde Eşim bir yerlerden bulup getirdi. İmam efendi dualarla kesiyi açtı ve içinden sapsarı, madalyona benzer altın bir şey çıktı. O kadar güzeldi ki gözlerimizi ondan alamıyorduk. İmam efendi o altın şeyi için büyük ihtimal cinler bunun peşindeydi. Süleyman efendi nereden bulduysa o gün bunu bulmuştu. Cinler onlardan altınlarını alanları asla affetmezler. Senin şansına sana musallat olmamışlar. Ama senin sonunda onunki gibi olacaktı dedi. Daha sonra İmam efendi o madalyonu alıp bir yerlere gömdü ve karı keçiler de kesip üzerine bıraktı. Çok şükür bir daha böyle bir şey yaşanmadı diye hikayesini bizlere anlattı. İşte son hikayemiz de böyleydi sevgili dostlar. Tekrardan o güzel yorumlar yazan ellerinize sağlık diyor. Sizleri yüce Allah'a emanet ediyoruz. Biz yine ara ara vesvese kanalı Rıdvan kardeşimize hikayelerimizi göndereceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Dilinizden duayı eksik etmeyin. Selamlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Hikaye hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videoları kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.